basın toplantımıza hoş geldiniz. Türkiye ekonomisinde anlatıldığı gibi iyi bir gidişat söz konusu değil. Gelmez denilen ekonomik kriz geliyor. Ve burada da bunu dün açıklanan enflasyon rakamlarından, can yakıcı bir biçimde toplumda somut bir gerçeklik olan işsizlik oranından da görebiliyoruz. Yaklaşmakta olan ekonomik krizin altından iktidarın mevcut politikalarıyla kalkılamayacağı da aşikar. Ekonominin bu gidişatına dair partimizin değerlendirmesini ve öngörülerimizi açıklamak üzere Emekçi Hareket Partisi Siyasi Büro Üyesi Hakan Öztürk ve İstanbul İl Başkanı Yaşar Aslan bugün burada konuşmalarını yapacaklar. Ben öncelikle sözü Emekçi Hareket Partisi Siyasi Büro Üyesi Hakan Öztürk'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi son dönemde bu ekonomiyle ilgili gidişatın pek iyi olmadığına dair hükümet cenahından, hükümete yakın olan kesimler cenahından bile çok net işaretler alıyor vaziyetteyiz. En son Merkez Bankası'nın üçüncü kez enflasyon hedefini yeniliyor olmasıyla da bunu gördük. Her şey güllük gülistanlık denirken enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için bu üçüncü kez yenilenmiş oldu. Çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıyayız. Yani anlatılan efsane AKP tarafından sürekli enflasyonun tek haneli rakamlara indirilebilmesiydi. Bununla bir türlü muhatap olabilmiş değiliz. Bilakis şu anda %15'lerin üzerinde enflasyon. Bu anlamıyla birinci işaret olarak bunu anmak isterim. İkinci işaret olarak ise bundan daha da feci bir durum olarak daha yapısal bir meseleye işaret etmesi açısından TÜSİAD Başkanı'nın Türkiye'de mevcut bulunan şirketlerin yani 40 milyar doları olan bir kişi tarafından üçte birinin alınabileceğini söylüyor olması, bunu söylerken ki tutumu, havası, Türkiye'de aslında bir şeylerin kötü gittiğine dair çok büyük bir işaret. Yani hangi bu ülkede yaşayan, bu ülkede bir ticari faaliyet yürüten bir insan ülkesindeki şirketlerin bu kadar değersizleşiyor olmasını böyle iyi bir haber olarak söyleyebilir demek isterim. Bu bir de yani kendi kendine anti-emperyalistlik taslayan, yerli, milli ve bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin ileri gitmesi meselesine, davasına bağlı olduğunu sözüm ona söyleyen AKP tarafından, AKP'ye çok yakın bir kesim tarafından bunun bu kadar kolaylıkla dillendiriliyor olması, AKP'nin bütün bu söyleminin de ne kadar boş bir şey olduğunu, yani anti-emperyalist söylemin sözüm ona ne kadar boş bir şey olduğunu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu zaten bilindik bir şeydi de. Yani ayan beyan böyle söyleniyor olması da ayrıca bir garip durum. Tabii bu işin manevi yönü. Yani bir insan ülkesine bu kadar mı sahip çıkmaz ve ülkesinden bu kadar mı alay edercesine bahseder? Bu işin bir başka boyutu ama aynı zamanda bu bize bir şeyleri de gösteriyor. Yani ülkemizde hakikaten paramız değersizleşiyor. Ülkemizdeki varlıklar değersizleşiyor. Biz yani bu Türkiye'nin saplanmış olduğu bu çok büyük dış borç batağını tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Biz ancak yani şu anda Arjantin'le karşılaştırılabilecek bir ülkeyiz. Öyle bir vahim bir durumdayız ki yani o kadar büyük bir çözülemez dış borç döngüsü içerisine girmiş durumdayız ki yani yine sözüm ona anti-emperyalistlikten bahsedenlerin yani Türkiye'yi çok berbat bir şekilde çok kötü koşullarda IMF'nin kapısına götürmesi ihtimali doğuyor. Buna biz Türkiye halkları olarak, Türkiye'nin emekçi sınıfları olarak kökten karşı çıkıyoruz. Bunu durdurmak istiyoruz. Bunu durdurmak için de kamuoyunu uyarmak istiyoruz. Yani güllük gülistanlık giden bir şey yok. Demin çeşitli yönleriyle vurguladım, işaretlerini söyledim. Zaten her gün bu ülkede yani varlıklarımızın değersizleştiğini konuşuyoruz. Ama bununla birlikte yani bu dış borç meselesi yani 466 milyar doları bulmuş olan dış borç meselesi bizim için çok büyük bir tehlike. Bu neden büyük bir tehlike? Şimdi bu tehlikeden bir türlü biz geri dönemiyoruz. Çünkü bunun arkasında hem iktisadi bir mesele var hem politik bir mesele var. Şimdi
Yani öyle bir durum ki yani AKP kendisini bir normal ekonomi yönetecek bir pozisyona getiremiyor. Yani aslına bakarsanız AKP'nin derdi hiçbir zaman bu ülkenin emekçi sınıflarının rahat bir şekilde yaşayabileceği bir ekonomiyi kurmak, bir ekonomi işletmek yönünde bir bakışı olamıyor. Neden? Birincisi zaten yani biz ülke olarak sürekli bir tansiyon içerisindeyiz. Ya Orta Doğu'ya bir sefer yapıyoruz, ya ülkemizde çeşitli bölgelere yönelik büyük şiddet operasyonları gerçekleştiriyoruz, ya bitmez tükenmez antidemokratik yönde ilerleyecek şekilde bir rejim değişikliğine zorluyoruz ülkeyi. Sürekli bir böyle bıçak sırtındayız, sürekli bir diken üstündeyiz ve bu gerilimin temellerini oluşturabilmek açısından da AKP kendi hükümetini sürdürmek adına çok büyük bir zorluk yaşıyor. Bütün bunlara bağlı olarak da yani bunları niye söylüyorum? Bütün bu gerilimleri halledebilmek açısından da AKP için kendi yandaşı olan, kendisini taşıyan sektörler, kendisini taşıyan sermaye blokları çok önemli. O bloklar çok önemli olduğu için de arkadaşlar sürekli Erdoğan'ın ağzından biz bir faiz meselesi duyuyoruz. Faiz meselesi diye anlatılan şey aslına bakarsanız çoktan bir zamanlar siyasal İslam'ın önerdiği manada bir faiz karşıtlığı olmaktan çıktı. Faiz meselesi diye çığlıklarını duyduğumuz şey aslına bakarsanız AKP'ye yandaş olan, AKP'yi taşıyan, AKP'nin varlığının bir parçası olan sermaye bloğuna yönelik daha önceki dönemlerde söz konusu olabilmiş ucuz kredilerin devam edebilmesi meselesidir. Bu ucuz kredilerin devam etmesi isteniyor. Çünkü böyle bir sermaye bloğuna AKP'nin ihtiyacı var bu gerilim ortamında ve bunun içinde her türlü ayrıcalığı tanımaya meyilli. Bu nedenle de arkadaşlar bizim yani bir dış borç alma sürecimizin hiçbir şekilde sonu gelmiyor. Sürekli bir ucuza dış borç bulmak istiyoruz ve bunu da ülkemizde inşaat sektörüne transfer etmek istiyoruz. Neden? Bu bizim gelecekteki önemli bir sermaye bloğumuz olacak ve iktidarımızın temel dayanağı haline gelecek. İşte arkadaşlar biz bu çıkmazdan bir türlü kurtulabilir vaziyette değiliz ve şöyle söyleyeyim size. Bu çıkmazdan değil Türkiye'de böyle bir politik sapmaya uğramış bir hükümet, hiç böyle bir politik sapması olmamış kapitalist ülkeler bile kurtulamıyor. Eğer hatırlatmak gerekirse 2008'de, 2008 ve 2009'da Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir kriz patlamıştı. Onun temeli bile arkadaşlar bu çok yaygınlaşmış olan inşaat sektörüydü. Sürekli insanlara kredi aracılığıyla satılmaya çalışılan binalardı, mekanlardı, inşaatlardı. Şimdi burada aslına bakarsanız orada Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir sermaye bloğun bunu ele geçirmeye çalışması gibi bir konu da yoktu. Ama bu bile Amerika Birleşik Devletleri'ni ve onunla yoğun bağlantı içerisindeki diğer ülkeleri çok büyük bir çıkmaza sürükledi. Çok büyük bir krize sürükledi. Hatta bunun etkilerini daha sonra Türkiye'de yaşamış oldu. O nedenle arkadaşlar bu dünyada bile çözülememiş bir mesele halinde cereyan ediyor. Türkiye'de ise katmerlenerek devam ediyor. Çünkü hiçbir rasyonalitesi kalmıyor. Sadece büyük hedef Türkiye'deki AKP'ye yandaş sermaye bloklarına ucuz kredinin pompalanmaya devam edilmesi. Bu bizi hiçbir yere götürebilir diye biz düşünmüyoruz Emekçi Hareket Partisi olarak. Bu bize şu anda kendilerinin de itiraf ettiği gibi enflasyon olarak geri dönüyor. Bu bize kendilerinin zaten hiçbir şekilde ne kadar gizlemeye çalışsalar da gizleyemedikleri gibi çok yüksek düzeyde işsizlik oranıyla işçilere, emekçilere yansıyor. Emeğiyle geçinmek zorunda olan bütün insanlara yansıyor. Aynı zamanda ülkemizdeki varlıkların değeri düşüyor, paranın değeri düşüyor, Türkiye'deki ekonomi işlemez hale geliyor. Biz bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Bu nedenle arkadaşlar ülkemiz güllük gülistanlık olacak, başkanlık rejimiyle bunlara çok hızlı karar verilebilecek, bu hızlı kararlar da çok faydalı olabilecek gibi bir yanılsama içerisinde hiçbir şekilde değiliz. Bu yanılsamaya da Türkiye halklarının tabi tutulmasına sonuna kadar karşıyız, Türkiye'deki emekçi sınıfların tabi tutulmasına sonuna kadar karşıyız. O açıdan arkadaşlar biz Emekçi Hareket Partisi olarak bu konudaki uyarma görevimizi
yerine getirmek üzere bu basın toplantısını yaptık. O yüzden biz Emekçi Hareket Partisi olarak böyle bir sürecin yanında olacağız. İlk önce bu konuda halkımızı aydınlatmaya, bu işin ufkunun ne olabileceğini göstermeye çalışacağız. Ondan sonra da faaliyetimiz yoğun bir siyasi faaliyet olacaktır. Örgütlenme faaliyeti olacaktır, eylemlikler faaliyeti olacaktır. Bugün burada bu meseleye tekrar dikkat çekmiş olduk. Tekrar toplumu bu konuda uyarmış olduk. O açıdan daha sonraki aşamalarda da bu tutumumuzu sürdüreceğimizi belirtmiş olarak ben sözlerime burada son veriyorum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi sözü Emekçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Yaşar Aslan'a bırakıyoruz. Emekçi Hareket Partisi Kriz Komitesi'ni kurduğumuzu tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu toplantının başlığı emekçilere, kadınlara, gençlere yok deseler de kriz geliyor şeklinde oldu. Bunun sebebi aslında nerede krizin bir sinyali varsa, nerede krizin bir işareti varsa bir rejim yetkilisinin çıkıp orada ülkenin ne kadar ekonomisinin iyi gittiğini, ne kadar güllük gülistanlık bir ülke olduğunu her defasında çıkıp söylemesi aslında bu başta karar vermemize sebep oldu. Ama aslında gerçek böyle mi? Değil. Yakın zamandaki örneklerinden görüyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce Türkiye'nin en büyük fabrikalarından biri Ford fabrikasında yaklaşık 3 gün iş durdurma kararı alındı ve bunun faturası oradaki işçilerin ücretinin %25 kesilmesiyle ödetilmeye çalıştı. Bu işçilerin hiçbir sebep olmamasına rağmen bu üretimin durmasıyla ilgili MÜSİAD Başkanı çıkıp ülkede dolar 5 liraya varan dolar kurunun tam da sanayinin istediği gibi bir kur oldu. Tam da yeni yatırımların yapılabileceği, ekonominin gelişebileceği bir kur olduğunu çıkıp söylüyor. Bunun yanında da en yakın zamanda gördüğümüz bir örnek, Fırıncılar Odası Başkanı çıktı ekmeğe %15 zam olacağını söyledi. Ancak Ticaret Bakanlığı onu reddettikten sonra bir gün sonra hemen geriye çekildi ve %15 zam olmayacağını açıkladı. Tüm bunlar aslında bize şunu gösteriyor, bu krizin tüm ne zaman sinyali olsa bir rejim yetkilisi çıkıp bu ülkede krizin olmadığını, ekonominin çok iyiye gittiğini söylüyor. Ben buradan sormak istiyorum bu rejimin yetkililerine. Bu ülkede işçilerin ücretleri her gün kesilirken, bu ülkede işyerleri kapatılırken, milyonlarca insan işsiz kalmakla burun burunayken, aynı zamanda bu ülkenin kadınları, gençleri, emekçileri her sabah televizyonu açtığında temel giderleri, ekmek fiyatına, doğalgaza, elektriğe zam gelip gelmediğini eli yüreğinde izliyorken bu ülkede nasıl kriz gelmiyor, nasıl hiçbir sorun yok diye sormak istiyorum. Aslında kriz yok, bir sorun yok diye açıklamalarının temel sebebi ve bunun üzerine gitmelerinin temel sebebi aslında kendi bulundukları rejimin sermaye grubunu korumak istemeleri, rejimlerin ne kadar iyi gittiğini anlatmak istemeleri. Biz göreceğiz ne kadar iyi gittiğine dair Avrupa'da, dünyada kaçıncı olduğumuza dair birçok açıklamalar yapacaklar. Ancak Emekçi Hareket Partisi Kriz Komitesi ülkedeki ekonomiyi, gidişatı, bu ülkenin emekçileri, kadınları ve gençleri açısından değerlendirecek, ele alacak, buna dair analizler geliştirecek, aynı zamanda bir eylemli bir sürece doğru giriş yapacaktır. Bu sebeple bundan sonrası için aslında bu diğer açıklamaları çokça göreceğiz. Ancak bizler de artık bu konuya nasıl ki rejimin sözcüleri kendi iktidarları açısından bu ekonomik gelişmeleri ele alıyorlarsa biz de bu ülkenin emekçileri açısından bu ekonomik gelişmelere bakacağız. Ve Emekçi Hareket Partisi Kriz Komitesi olarak da bunu daha da derinleştireceğiz. O sebeple bu salonlarda bundan sonrası için çokça bulunacağız. Basına konuyu anlatacağız. Kamuoyunun duymasını sağlayacağız. Bundan sonraki süreçte partimize düşen görev de bu olacak diyorum. Teşekkür ederim.